İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının təməs qrupunun üzvləri Ağdamın ardınca Gəncəyə səfər etdilər. Gəncədə Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulan yaşayış məhəllələrindən birində oldular, dağıntılarla tanış oldular. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı onlara Gəncədə törədilmiş terror aktları barədə məlumat verdi. Təmas qrupunun üzvləri gül düzdülər hadisə yerinə. Biz təmas qrupunun üzvlərindən bir neçəsindən gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını öyrənməyə çalışdıq. Tabii normalde Gəncə Qarabağ'da değil, işgal altındaki topraklarda olmayan bir şehir ve bu sebeple savaş esnasında hedef alınması zaten savaş suçudur. Bütünüyle savaş alanının dışında sivillerin yaşadığı bir meskun mahalle bomba atmak bir savaş suçudur. Bütün uluslararası sözleşmelere göre. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki bütün kararları ortada. Çok ciddi bir savaş suçu işlemiş durumda Ermenistan. Biz bugün buranın dışında Karabağ'da Akdam'ı da gördük. Ve orada gerçekten işgalden sonra sadece insanları boşaltmak, hayatlarını tarumat etmekle kalmamışlar. Koca bir şehri de harabeye döndürmüşler, onu da gördük. Yani hem insana hem medeniyete düşman bir burada zihniyet var karşımızda. Sayın Vali biraz önce çok güzel ifade etti. Biz dedi, Sovyet dedi faşizminden sonra burada dedi yeni bir faşizm türü gördük dedi. Bu gerçekten insanlığa, medeniyete düşman çok hastalıklı bir bakış. Ama Allah'a hamdolsun Azerbaycan bu savaştan zaferle çıktı. Ve herkesin takdir ettiği, bütün dünyanın takdir ettiği bir başarı kazandı. İslam dünyası da destek verdi diplomatik alanda. Her vesileyle desteğini ifade etti. Bu zaferin daim olmasını istiyoruz. Azeri kardeşlerimizin, Azeri hükümetinin. Başta liderleri Sayın Aliyev olmak üzere çok büyük bir başarıya, tarihi bir başarıya imza attılar. Biz de hem Türkiye olarak hem de tabii ki İslam dünyasının ilgili buradaki temsilcileri olarak yerinde bu mezalimi görmeye geldik ve inşallah önümüzdeki dönem diplomatik alanda Azerbaycan'ı bu konuda desteklemeye devam edeceğiz. The atrocious activities that has happened. İlk önce onu kaydetmek istedim ki, burada gördüğümüz mənzara hakikaten de ürək ağrıdıcı bir mənzaradır. Biz kifayet kadar büyük bir dağıntıların şahidi oluruq. Ve Allah'tan dua edirəm ki, belə bir dağıntılar ve belə bir faciə bir daha yaşanmasın. Biz burada ne görürük? Biz burada görürük ki, geniş miqyaslı erməni vəhşiliyinin Azərbaycan xalqına karşı, Azərbaycanın mülki əhalisinə karşı vəhşiliyinin şahidi oluruq. Ve biz bunu bütün dünya ictimaiyyəti olarak qınayırıq. Ve aynı zamanda da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üz dövlətləri olarak da bu bütün bu baş vermiş hadiseleri çok pisləyirik. Biz burada hem de onu görürük ki burada insan tələfatı olmuştur ve burada yaşayan insanların heç bir günahı yoxdur. Onlara karşı atılan addım həqiqətən də çok büyük bir çok büyük bir terrorun nümunəsidir. Allah'tan dua edirik ki bir daha belə hadiseler yaşanmasın ve Allah Azerbaycan'ı bir ülke olarak seyrəndirsin ve büyük uğurlar nasip etsin. The such kind of activities never happen again and we pray that Allah makes this great country of Azerbaijan prosper from now onwards. Qeyd edim ki İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının təmas qrupu 2016-cı ildə İstanbul'da yaradılıb ve hazırda həmin qrupun üzvlərinin Azerbaycan'a səfəri davam edir.